Style. Yeah, yeah. Biri yetmez, ikincisi olsun. İki yetmez, üçüncüsü olsun. Evet, bakalım bu soruyu kim çözecek? Bu soruyu çözene çok büyük bir ödülüm var. Kimi kaldırayım? Adem sen, çık tahtaya. Evet öğretmenim. Öğretmenim sanki bu soru biraz hani kolay gibi. Başka arkadaşım kalksa olmaz mı acaba? Soruyu gerçekten bilmiyorum ama sanki böyle biraz kolay gibi hocam. Hayır oğlum, seni kaldırdım, artık sen çözeceksin. Tamam öğretmenim. Hocam doğuyu mu? Oğlum sen in, şey yap oradan, sen in, tamam ben onu çözerim, başka arkadaşım çözer. Sen tamam in. Hocam, tamam. Tamam hocam. Bence bu soruyu bugün Mustafa çözsün. Çünkü Mustafa ne zamandan beri tahtaya kalkmıyordu. Onun içinde bir değişiklik olur. Hadi bakalım Mustafa, kalk tahtaya. Wow. Merhaba hocam. Ben bu soruyu hemen çözerim. Sizin o güzel gönlünüzün kırılmaması için bu kolay soruyu hemen çözebilirim. Hemen. Hiç bekletmem hocam, size hemen çözerim. Hocam başlıyorum. Odaya şiddet 2 çarpı 2 bölü 1 oda 4. Hocam bana böyle sorularla gelmeyin hocam. Bunları ben küçükken anne karnında yeni çıktığım zaman rahimdeyken zaten vurmaya da başlamışım. Yani benimki biraz ön. Ben bu sınıfta biraz genelin üstündeyim, anladınız mı? Bunlar benim için kolay. İyi günler. Matematikte berbatsınız zaten. Bu soruyu çözersiniz artık. Koskoca son sınıf öğrencisiniz. 12. sınıf meslek lisesi öğrencisiniz. Yani bunu da yapamıyorsanız siz niye okuyorsunuz? Bu vatana millete ne faydanız var? Adem kalk tahtaya. Kalkayım da bir soruya baktım, bir kendime baktım. Böyle kolay soruları bana sorduğunuz için sizden bir gıdam daha soğudum hocam. Siz gerçekten bana çok yanlış yaptınız bugüne kadar. Benim bu soruyu çözemeyeceğimi sanıyorsunuz. Siz bana böyle bir kolay soru sordunuz. Benimle dalga geçmek için, ama ben bu soruyu çözeceğim. Oğlum zaten çözemezsen sen boşuna bokuldasın. Yani bu soruyu da çözemezsen, birinci sınıftaki kardeşlerim bu soruyu çözüyor ya. Çocuklar bu soruyu çözüyor. Hocam bakın ağır konuşmaya başladınız. Ben bu soruyu var ya içinden geçerim. Lütfen bana öyle kelimeler kullanmayın. Bizimle bir giderimiz var yani hocam, anladınız mı? Çıkışın olur, başka bir şekilde olur, bir giderimiz var yani. Şimdi hocam bu yanlış görmüyorsam bir. Beni yanıltmak için başka bir şey sormuş olabilirsin ama bu bir. Bu yanındaki rakam da aynısına benziyor. Yalnız şurada bir farklılık sezdim. Burada ince, burada kalın. Cevap bu mudur hocam? Ulan yuh be! Sen bu sonucu nasıl buldun? Bana bir bunu anlatsana. Hocam soruyu bulmakta ne var? Bir zaten etkisiz eleman değil mi? Bir etkisiz elemana bir şey ekledim mi? Etkisiz yine etkisiz hocam yani. Şimdi sizinle bunun davasına girmeyelim yani ha. Etkisiz elemana eğer siz bir rakam, herhangi bir rakam eklediğinizde eğer o rakam fazlalaşıyorsa o zaman onu etkisiz diyemezsiniz. Mesela ben etkiliyim. Çıkışın size gösteririm etkiyi. Anladınız?